Doğuştan ama vesvese yazısını hayal edebilir mi yazı metnini? Edemez. Sesim yazıya benzemiyor. Mana sese benzemiyor. Fikir manaya benzemiyor. His fikre benzemiyor. Duygu hisse benzemiyor. Latife duyguya benzemiyor. Hale türüye hiçbirisine benzemiyor. Aynı yerde. Kur'an okunca, cevşen okunca bunlar oluyor sende. Metin bu. Vesvese. Okuduğun kitap. Mesela şöyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ses. Yazıya benziyor mu? Benzemiyor. Yazıyla ee, yazı ile ses arasındaki farkı hayal et. Yazı ile ses arasındaki fark. Tamam. Ettin mi? Mana ile ses. Elhamdülillahi Rabbil alemin. 18 bin alemin sahibi. Sesi benziyor mu? yani metin mahluktur, mürekkeptir. Kur'an da öyle. Bu Kur'andır diyelim. Musaf'tır, mahluktur sureti vera. Tamam? Çok duruyorum zannediyorsun ama çok şeyin sorulan cevabı oluyor. Bak şimdi bu mahluk Kur'an. Yani sayfalanmış. Bu Kur'an değil. Bunun adı musaf. Kur'an ise bunu okuyan kişi de uyanandır. Onun için herkesin Kur'anı farklı. Ekranına Kur'an, kendi Kur'anını oku bak. Cevşen de böyle. Bin bir ismi. Yüz tane değil ha. Yani arkadaşlar metin ile ses benzemediği gibi ona kıvranıyorum. Metin ile sesim benzemediği gibi mana ile ses, fikir ile mana, his ile fikir, duygu ile his. Arkaya gidiyorum farkında mısınız? Soğan kabuğu gibi. Metin, ses, fikir, his, duygu, Latife Haletuluye. Aynı yerde. Burası neymiş? Adres. Arnavutköy'de böyle bir dershane varmış. Adres. E bana, bana, benzer mi? Binaya benziyor muyum binadayım diye? Binaya benziyor muyum? Binanın içindeyim. Ha adres. Ha metin Arnavutköy'de dershane. İçinde ben. E benim isterim, duygularım, fikirlerim, imanım, itikadım vesaire Allah'a karşı durumum. Cesedime benziyor mu? Böyle. Cevşen'de, Kur'an'da böyle. Biraz fazla durdum gibi ama Öyle değil işte bu işler. Ne okuduğumuz bilin ya, neler aktif oluyor, neler acayip. <laughs>